Merhaba sevgili çocuklar, ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıfın 4. ünitesi olan White Animals konumuzu işleyeceğiz. Şimdi hep beraber bu videomuzda neler yapacağız bir göz atalım. Öncelikle sizlerle ünitemizin kelimelerini ve konu anlatımlarını öğreneceğiz. Daha sonrasında bunlarla ilgili egzersiz ve soru örnekleri çözeceğiz. Egzersizlerimizin ardından sizler için hazırladığım mini sınavı çözeceksiniz. Ve mini sınavınızdan sonra ise kelime listemizi incelemeyi unutmayınız. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüzü işlemeye geçebiliriz. Bu bölümümüzde Wild Animals ünitemizin kelimelerini öğreneceğiz. İlk resmimize bakıyoruz. Monkey, maymun. Zebra, zebra. Tiger, kaplan. Elephant, fil. Lion, aslan. Bear, ayı. Eagle, şahin. Rhino, gergedan. Diğer bölümümüzdeki hayvanlarla devam ediyoruz. Kangaroo, kanguru. Crocodile, timsah. Dolphin, yunus balığı. Whale, balina. Shark, köpek balığı. Octopus, ahtapot. Ünitemizin kelimelerini öğrendiğimize göre şimdi sizlerle ünitemiz için önemli olan bir diğer kelimeleri inceleyeceğiz sevgili çocuklar. Bu bölümümüzde önemli kelimelerden oluşan bir tablo hazırladım sizlere. Bunlardan ilk kısım carnivores, yani etçil, etobur hayvanlar, et ile beslenen hayvanlar demek carnivores. Şimdi hep beraber bir bakalım bu carnivoreslar hangi hayvanlarmış? Bear, lion, tiger, crocodile. Bunlar arkadaşlar İngilizce'de carnivores, Türkçe'de ise etobur hayvanlar kategorisine giriyor. Tablodaki bir diğer bölümümüz ise herbivores, yani otçul, otobur, ot ile beslenen hayvanlar demek. Şimdi herbivores bölümüne giren hayvanlarımıza da bir göz atalım. Deer, giraffe, cow, horse. Bu gördüğünüz hayvanlar da herbivores, yani otobur hayvanlar grubuna girmektedir. Bu bölümümüzde de sizlerle ünitemizde yer alan should kalıbından bahsetmek istiyorum. Sevgili çocuklar, biz İngilizce'de birine tavsiyede bulunurken, öğüt verirken should yapımızı kullanıyoruz. Should Türkçe'ye meli, malı olarak çevrilmektedir. Örnek verecek olursak doktora gitmelisin, arabayı kullanmalısın gibi cümlelerde biz should yapımızı kullanıyoruz. Should yapımızda dikkat etmeniz gereken en önemli özellik bütün öznelerimizde de aynı yardımcı fiili kullanmak. Yani I, he, she, it, we, you, they öznelerimizde de biz should yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. Should ile ilgili bir cümle yapacak olursak da öznemizi başa getiriyoruz. Daha sonra should kalıbımızı kullanıyoruz ve fiilimizden sonra cümlemizi devam ettiriyoruz. Örneklerimize bakalım. Örneğin, you should read English books diye bir cümle yapımız var. Yani Türkçe'ye çevirecek olursak sen İngilizce kitap okumalısın diye bir tavsiyede bulunuyor öğretmenimiz veya bir arkadaşımız. Bir diğer cümle yapımıza bakalım. We should stop air pollution. Yine burada bir öneri var bize sevgili çocuklar. Biz hava kirliliğini durdurmalıyız diye bir cümle yapımız var. Bir diğer cümlemize bakalım. We should use solar energy. Bu cümlemizi de Türkçe'ye çevirecek olursak biz güneş enerjisini kullanmalıyız diye bir tavsiye cümlesi oluşturulmuş. Devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de ise shouldn't, yani should'un olumsuz kalıbını öğreneceğiz sevgili çocuklar. Shouldn't'ta ise yapılması iyi olmayan durumları belirtmek için kullandığımız bir kalıptır sevgili çocuklar. Bu kalıbımızda da should dışında yapmamız gereken tek şey should'dan sonra not eki getirip daha sonra cümlenin yapısında hiçbir değişiklik olmadan devam ediyoruz. Yine bu yapımızda da I, he, she, it, we, you, they öznelerimizde shouldn't olumsuzluk ekini kullanıyoruz. Örneklerimize yine bir göz atalım. He shouldn't read English books. Örneğimizi bir de shouldn't kalıbıyla çevirelim. O İngilizce kitap okumamalı diye Türkçe'ye çeviriyoruz sevgili çocuklar. Bir diğer örneğimize bakalım. You shouldn't throw rubbish into the seas. Denizlere çöplerimizi atmamalıyız. Ya da we shouldn't cut down trees.
ağaçları kesmemeliyiz diye Türkçe'ye çeviriyoruz sevgili çocuklar. Devam ediyoruz bir sonraki bölümümüzde. Bu bölümümüzde ise Should'ın soru kalıbını öğreneceğiz sizlerle. Yine aynı şekilde should öznemizi birine bir öneri cümlesi yaparken de ya da bir tavsiye cümlesi yaparken de kullanıyoruz sevgili çocuklar. Yine aynı şekilde I, he, she, it, we, you, they öznelerimizle birlikte kullanıyoruz. Sadece question formda, yani soru cümlesinde biz ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Yardımcı fiili başa getiriyorduk. Burada da should bizim yardımcı fiilimiz olduğu için onu başa getirerek daha sonrasında öznemiz ve fiilimizle birlikte cümleye devam ediyoruz sevgili çocuklar. Hemen örneklerimize bir bakalım. Should you study English? Sen İngilizce çalışmalı mısın diye bir soru kalıbımız var burada da. Bir diğer örneğimize bakalım. Should she go to doctor? O doktora gitmeli midir? Eğer cevabımız olumluysa yes she should diyoruz. Olumsuz ise no she shouldn't cevaplarını verebiliriz. Bir diğer örneğimize bakalım. Should they do exercise? Onlar egzersiz yapmalılar mıdır diye bir sorumuz var. Yine eğer cevabımız olumluysa yes they should, olumsuzsa da no they shouldn't cevaplarını verebiliriz. Ünitemizin kelimeleri ve konu anlatımlarını işlediğimize göre şimdi egzersizlerimize geçebiliriz. Öyleyse hep beraber ilk egzersizimize bakıyoruz. Öncelikle egzersizimizden ne istediğini bir okuyalım bakalım. Complete the sentences with the words. Boşluklara ne yapalım? Kelimelerimizi doğru bir şekilde yerleştirelim. Hemen ilk örneğimize bakıyoruz. Snakes are blah blah, they can kill a person with his tongue. Bu egzersizimizde sizlere en kısa yolla cevaba gitmenin bazı belli başlı ayrıntılarından bahsedeceğim. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Öncelikle öznemize bakıyoruz. Snakes, yani bize yılanlarla ilgili bir cümle yapısı verilmiş değil mi? Hemen bir sonraki cümlemize bakalım. Ton, ton ne demekti sevgili çocuklar? Dil. Kill, öldürmek. Öyleyse bize nasıl bir şey lazım? Yılanların dilleriyle öldürücülüğünü bir bağıraştırıyoruz ve ne diyoruz? Poisonous, yani zehirli. Öyleyse cümlemiz ne olacak? Snakes are poisonous. They can kill a person with its tongue. İkinci egzersizimize bakıyoruz. Cats like to blah blah, mice and birds. These small animals are the cat's favorite food. Yine bizi cevaba götürecek kelimeleri bir bulalım. Öncelikle öznemize bakalım. Cats, yani kedilerden bahsetmiş. Mice and birds demiş değil mi? Yani fareler ve kuşlardan bahsetmiş. Peki bu fare ve kuşların, yani küçük hayvanların kediler için favori yiyecekler olduğundan bahsetmiş. Peki kediler bu küçük hayvanları nasıl yerler ya da yemeleri için ne yapmaları gerekiyor? Tabii ki de hunt değil mi sevgili çocuklar? Yani önce onları avlamaları gerekiyor. Peki cümlemiz ne olacak? Cats like to hunt mice and birds. The small animals are the cat's favorite food. Üçüncü egzersizimize bakıyoruz. The number of the giant pandas it's getting smaller. They are becoming blah blah day by day. Üçüncü egzersizimizde ise bize dev pandalardan bahsetmişler değil mi? Burada dikkat etmeniz gereken bir yapı var. Bu yapımız day by day, yani günden güne demek değil mi sevgili çocuklar? Peki bu dev pandaların sayılarının azaldığından bahsediyor. Öyleyse bu dev pandaların türleri günden güne ne olur? Yok olur değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse buraya en uygun kelimemiz extinct olur tabii ki. Cümle yapımız ise the number of the giant pandas is getting smaller, they are becoming extinct day by day. Hemen dördüncü egzersizimize geçelim. Camels live in the blah blah, they like hot and dry weather. Yine hemen bizi cevaba götürecek anahtar kelimelerimize bakalım. Öznemize bakıyoruz. Camels, yani develerden bahsediyor bu cümlemiz değil mi? Onların sıcak ve kuru havayı sevdiklerinden bahsediyor. Develer nerede yaşıyor olabilirler? Ve sıcak ve kuru havayı sevdiklerine göre öyleyse onlar için en ideal yaşam alanı neresi olur? Çöller olur değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse cevabımıza ne diyoruz? Deserts. Camels live in the deserts. They like hot and dry weather.
Hemen 5. egzersizimize bakıyoruz. We saw a lizard in our garden yesterday and my children were really blah blah of it. Şimdi burada da lizard'tan yani kertenkeleden bahsetmiş değil mi? Kertenkelenin bahçede görmüş ve çocuklar onu gördükleri zaman ne yapmışlardır? Tabii ki de korkmuşlardır değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse ne diyoruz? Afraid. Cümlemizde we saw a lizard in our garden yesterday and my children were really afraid of it olur. Şimdi bir diğer egzersizimize geçebiliriz. Read and match. Bu egzersizimizde sevgili çocuklar bizlere verilen mammals, reptiles ve birds kategorilerimizde hangi hayvanlarımız giriyor? Öncelikle bunları yazacağız. Mammals memeli hayvanlar demek, reptiles sürüngen hayvanlar demek, birds ise kuş grubundaki hayvanlar demek. Şimdi hep beraber bir inceleyelim. Öncelikle mammals grubumuza bir bakalım. Evet sevgili çocuklar, mammals grubumuza girecek yukarıdaki hayvanlarımız elephant, dolphin, kangaroo ve çimpanzi olması gerekiyor. Reptiles grubuna girecek hayvanlarımız ise turtle, lizard, crocodile ve snake olacak. Ve son olarak birds grubumuza girecek hayvanlarımız da parrot, owl, falcon ve eagle olacak sevgili çocuklar. Şimdi bir diğer egzersizimize geçebiliriz. Complete the blanks with should or shouldn't. Buradaki boşluklarımızı da should ve shouldn't getirerek dolduracağız sevgili çocuklar. Evet, hazırsanız ilk egzersizimize başlayalım. We blah blah hunt wild animals. Bu cümlemizi Türkçe'ye çevirecek olursak, peki sizce bizler vahşi hayvanları avlamalı mıyız? Tabii ki de avlamamalıyız değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse cevabımız olumsuz olacak. Yani shouldn't. İkinci egzersizimize bakıyoruz. People blah blah protect the habitats. İnsanlar yani bizler doğal ortamları ne yapmamız gerekiyor? Korumamız gerekiyor değil mi? Öyleyse cevabımız should olacak. Üçüncü egzersizimize bakalım. We blah blah keep the animals into the cages. Bu cümlemizi Türkçe'ye çevirecek olursak, peki sizce bizler hayvanları kafeslerin içine mi koymamız gerekiyor? Tabii ki de hayır. Öyleyse cevabımız shouldn't olmalı. Dördüncü egzersizimize bakıyoruz. We blah blah harm the forest. Sizce bizler ormanlara zarar vermeli miyiz? Tabii ki de vermemeliyiz değil mi? Öyleyse cevabımız tabii ki de burada da shouldn't olacak. Devam ediyoruz 5. egzersizimizle. We blah blah kill the animals. Hayvanları öldürmemeliyiz değil mi? Yine cevabımız shouldn't olacak. 6'ya bakalım. We blah blah stop hunting. Tabii ki de bizler avlanmayı durdurmalıyız. Öyleyse cevabımız should olmalı. 7. egzersizimize bakıyoruz. People destroyed the animals' habitat. İnsanların, hayvanların yaşadığı doğal ortamları tahrip etmemesi gerekiyor değil mi? Öyleyse cevabımız shouldn't olacak. Bir diğer egzersizimizle devam ediyoruz. Write true or false. Burada da sevgili çocuklar egzersizlerinizin sonlarına true'ysa tik işaretimizi, yanlışsa false yani yanlış işaretimizi koyacağız. Haydi hep beraber 1. egzersizimize başlayalım. Pandas are endangered animals. Sizce pandalar tehlikeli hayvanlar mıdır? Tabii ki de değiller. Öyleyse false olacak. 2. egzersizimize bakıyoruz. Herbivores eat only plants. Herbivores ot ile beslenen hayvanlara verilen isim değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse ne diyoruz? Herbivores yani ot ile beslenen hayvanlar tabii ki de sadece ot yerler. Cevabımız true olacak. 3. egzersizimize bakıyoruz. Carnivores eat only meats. Carnivores et ile beslenen hayvanlara verilen isimdi değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse meats et demek olduğuna göre 3. egzersizimize de ne diyoruz? Tabii ki de true. Son olarak 4. egzersizimize bakıyoruz. Whales and dolphins live in the river. Peki balinalar ve yunus balıkları sadece nehirde mi yaşarlar? Hayır. Balinalar ve yunus balıkları nehirlerde yaşamazlar. Onlar okyanuslarda ve denizlerde yaşarlar. Öyleyse 4. cevabımız tabii ki de false olacak. Evet sevgili çocuklar, sizlerle ünitemizin kelimelerini öğrendik. Konu anlatımlarını işledik. Bunlarla ilgili egzersizler yaptık. Şimdi sizler için hazırladığım mini sınavı çözebilirsiniz.
Dilerseniz sınavınızı kağıda not alarak, dilerseniz de ekran karşısında yapabilirsiniz. Sınavınız bittikten hemen sonra yine sizler için hazırladığım kelime listesinde incelemeyi unutmayın. Öyleyse sizlere quizinizde başarılar. Sevgili çocuklar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.